Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, şükür. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Ramazan Bey, Mısırlı nargile olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncelikle ben kısaca sizi tanımak istiyorum. Ramazan Kamaz kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben Tavas doğumluyum. Tavas'ta doğdum. 1971'liyim. Evet. 1985'te kafe işletmesinin işlerine girdim. Evet. Lise mezunuyum. Hı. 1985'ten 99'a kadar normal kafe işlettim. Evet. 99'dan sonra bu nargile işine girdim İzmir'de. Evet. 2000-2002 arası İzmir Buca'daydım, Şirinyer'de. Evet. Ondan sonra bu kültürü daha çok sevdiğim için bu kültüre girdim. Evet. Nargile kültürüne. Bilakis Tömbeki, Osmanlı kendi kültürümüz, Abdülhamit Paşa'dan gelme bir kültürümüz olduğu için Hı bu hı. kültüre girdim. Evet. Muhabbetini, ortamını sevdiğim için. 1999'dan bu yana da nargile işletmecisi olarak devam ediyorum. Evet. Tömbeke'nin önemi hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Nedir Tömbeke? Tömbeki bizim eski Türklerden kalma, Abdülhamit Paşa'dan kalma, aslen İran'dan çıkma, Hı. bildiğin tütün. Evet. Tütün ama karışım yok, meyveler gibi değil. Hı. Kendi kültürümüz, şimdiki gençlerin genellikle tercih ettiği bu meyveli türleri biraz daha zararlı. Evet. Kimyasal, kimyevi maddeler var. Devletimizin de bunu en çok dile getirdiği konu. Hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulundurarak bu hizmeti sunuyorsunuz? Bu hizmeti verirken genellikle biraz müşteriler arasında seçici Evet. davranıyorum. %100 Her müşteri memnuniyeti tabii çok ki önemli aynen çünkü. hem müşterilere böyle sakin bir Hı ortamda hı. böyle huzursuz verici müşterilerden de biraz uzaklaşmak istiyorum. Evet. Genellikle huzurlu bir ortam istiyorum. Onun için böyle de devam ediyorum. Yani burada müspet çıkartabilecek bir tane müşteri birçok müşterinin huzurunu, keyfini kaçırabilir. Sonuçta ortamı bozmamak Evet. için siz burada Elimden gelen haklı her şeyi olarak evet. biraz seçici Aynen, davranıyorsunuz aynen, diyebiliriz. aynen, aynen. Peki efendim ayrıcalıklarınız nelerdir? Çünkü sektör olarak baktığımızda yalnız değilsiniz. Değil. Denizli bölgesinde birçok nargile kafe bulunmakta. Sizi bu diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Denizli'de tömbek işi yapan tek ben kaldım. Siz Diğerler sarmayı da kendiniz sarmayı da kendim yapıyorsunuz. yapıyorum. Diğer nargile kafeler Denizli'de çok olsa da Hı. bizim gibi değil. Tömbeki sarmıyorlar. Onlar Evet. sadece Arap kültürüne gidiyorlar. Hı. Gençlere yönelik. Biz biraz daha orta kesim, emekliler evet. öylelerine Biraz da hitap böyle etmek istiyorum. meşgaliyet Yani olması açısından aynen. hem sağlıklı olsun Evet. hem böyle biraz meşgaliyet olsun. O yüzden Tömbeki'yi burada Evet. orijinal bir şekilde yapıp hazırlayıp ona göre Evet. sunduğunuz için de tercih edilme sebeplerinizden en büyük unsuru da bu diyebiliriz. Aynen. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki hedefim pek fazla bir hedefim yok. Zaten Artık ulaşabildiğim kadar amacınıza ulaştım. Ama bu kültürü devam ettirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu Tömbeki kültürünü bilakis ulaştınız. Hı. sadece Denizli'de de tek kaldım. Evet. Bir sayılı zaten bu bölgede de Türkiye'de de tömbeki yapan yerler çok az Evet. kaldı. Nesli tükenmekte tömbeki Evet. yapan. Evet. Bu kültürü yaşatmak sadece amacım bu. Evet. Hizmet Başlıyorum. kalitesinden ödün vermeden aynı Kesinlikle, yerde bu şekilde kesinlikle. devam ettirmek Aynen. istiyorsunuz diyebiliriz. Son olarak ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize, özellikle de nargile sevenlere buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz Ramazan Bey? Tabii ki. Buradan sayın seyircilerimize nargile hususunda tömbeki içmelerini tavsiye ediyorum. Meyveli nargilerden bilakis gençlerimizin uzak durmasını istiyorum. Evet. Tabii ki bu nargilede bir de kültür meselesi Hı var. Bu hı. kültürlerin yaşamı ve böyle şımarık değil, Evet. gösteriş değil, sade bir şekilde içip sessiz ve sakin oturmalarını istiyorsun Evet. kafelerde. Çünkü nargile kültürü şeyi sevmez. Şamatayı Evet. böyle Ciddi ne bir diyeyim kültür. ciddi yani ciddi bir kültür Atalarımızdan ağır bir gelen bir kültür kültür yani olduğu evet için evet. ağır bir kültür böyle hani çok sesli Evet. ortamlardan biz uzak durmak isteriz. Evet, yani oturup böyle Aynen aynen adabıyla aynen aynen içilecek bir malzeme diyebiliriz aynen Tömbeki için. Ramazan evet Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. biz teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde bize ulaştığımız için bizi çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür Herkese ederiz. bizim mekanımızı gelsinler, görsünler. Bizim Evet. muhabbetimizi, sıcaklığımızı yaşasınlar istiyoruz. Evet, biz de gerçek Tömbeki'yi içmek isteyen herkesi Denizli Merkez Efendi'de bulunan Mısırlı Nargile Kafe'ye biz de buradan davet etmiş olalım. Aynen. Ağzınıza yüreğinize sağlık Teşekkür Ramazan ederim. Bey. Sağ Çok olun. sağ olun. Siz sağ olun.